Bazı kardeşlerimiz hocam diyorlar, hanımlar babaların yanında nasıl giyinebilirler? İşte kızlar nasıl giyinir, annesi nasıl giyinebilir? Nur suresinin 31. ayetine baksınlar, orada görecekler. Nasıl giyinir? Çok detaylı anlatıyor. Peki münafıklara, yobazlara bunu söyledi. Diyor ki yobaz, eğer diyor Allah bunu dediyse diyor, ben Müslüman değilim diyor haşa. Bak açık, ben göstereceğim adam, azılı bir münafık, azılı bir yobaz diyor ki, eğer Allah bunu diyorsa diyor, bu şekilde diyorsa, ben Müslüman değilim diyor. Bu kadar azılı sapık, Allah'a ahlak öğreten kepaze, kevaşi adamlar bunlar. Genç kız babasının yanında nasıl olacak? Annesi oğlunun yanında nasıl olacak? Ev kıyafeti nasıl olur? Evde nasıl yaşarlar? Kur'an'da Allah açıklamış. Bak diyor ki, mümin kadınlara söyle, gözlerini harama çevirmekten kaçındırsınlar. Harama bakmasınlar. Ve ırzlarını korusunlar. Gayrimeşru ilişkiye girmesinler. Bunu ısrarla söylemiş çünkü bu soruda birkaç kere daha geldi. Süslerini açığa vurmasınlar. Süslerini göstermesinler. Ancak kendiliğinden görünen hariç, yani doğal olarak görünen hariç. Örtülerini, yakalarının üstünü kapayacak şekilde koysunlar. Göğüslerini kapatsınlar. Göğüsleri açık gezen kadınlar, yani tamamen üstsüz göğsü açık gezen kadınlar, göğüslerini kapatsınlar diyor Cenab-ı Allah. Bak süslerini, bak süslerini şimdi sayıyor Cenab-ı Allah. Babası, kimler, hükmü nedir hepsini sayıyor. Süslerini kime? Kendi kocalarına gösterebilirler diyor Allah. Kendi kocalarına, süslerini kendi kocalarına gösterebilirler. Bir, iki, babalarına, üç, kayınpederlerine, dört, oğullarına, beş, kocaların oğullarına, altı, kendi kardeşlerine, yedi, kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kendi kadınlarına, sahillerin altında bulunanlardan ya da kadına ihtiyacı olmayan, arzusuz ve iktidarsız, cinsel gücü olmayan, hizmetçilere ve kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan, yani kadının cinsel organını bilmeyen, kadının cinselliğini bilmeyen, kadının henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Allah'ın hükmü açık. Adamlar dehşet içinde Allah'ın hükmünü anladılar. Acayip şaşırdılar. Diyor ki Allah böyle diyorsa ben Müslüman değilim diyor. Ya bu kadar ahlaksız, cibiliyetsiz, karaktersiz adamlar. Mesela Cenab-ı Allah dünyanın ilk yaratılışında Adem'le Havva vardı biliyorsun anne. İkizler oldu. Erkek kardeşiyle kız kardeşi Cenab-ı Allah evlendirdi. Helal. Ahlakı Allah belirler. Şu an bu bizim için ahlaksızlıktır. O devirde ahlaklılıktır, ahlaktır. Güzel ahlak koydu. Allah'ın demesine göre olur ahlak. Allah diyor ki bu güzel. Kız kardeşle oğlan erkek kardeşi evleniyorlar, ilişkiye giriyorlar. Çocuk oluyor. Sonra belirli bir safhadan sonra Allah haram kılıyor. Artık kız kardeşlerinizle erkek kardeşler hiçbir şekilde ilişkiye giremez diyor Allah. Haramdır diyor. Bundan sonra ahlak bu olmuş olur. Allah'ın belirlemesine göre olur. Yobazlar onu da hazmedemiyor. O da olmaz diyor.